Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bloomberg'in raporu arkadaşlar. Bloomberg raporunda geçiyor ki Do Kwon 7 Aralık itibariyle özellikle Singapur'daki istihdam kartının süresi tamamıyla sona eriyor arkadaşlar. Şimdi bu bağlamda tabii belli başlı yatırımlar yapılıyor, işte şirketler açılıyor gibi durumlarda ne yapılıyor? Oturma izinleri veriliyor. Fakat belli bir zaman sonra bunlar tabii ki sona eriyor arkadaşlar. Nitekim 2022'nin 7 Aralık'ında da Do Kwon'un Singapur'daki istihdam kartının süresi doluyor imiş. Bu bağlamda da yine bir başka habere göre şu anda Bloomberg işte yerini falan da söylememiş. Ancak zaten Do Kwon en son Singapur'da da değildi. Büyük ihtimalle şu an bulunduğu yerle Bloomberg'in söylediği yer de aynı yer. Rapora göre arkadaşlar başka bir geçiş için başvuru beklediğini belirtiyor. Yani başka bir ülke üzerinde istihdam üzere arkadaşlar yeni bir ne yapacak? Kart talebinde bulunmak üzere bulunuyor. Bakalım ne çıkar ne çıkmaz. Hele ki şu kırmızı bülten reddedilirse, bu da sağlanırsa büyük ihtimalle Güney Kore Do Kwon'u artık biraz zor yakalar gibi duruyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.